Sayın seyirciler, geçen günlerde Kamu Gözetim Kurumu Bağımsız Denetim Yönetmeliğini yayımladı. Bu yönetmelik serbest muhasebeci mali müşavirlerin büyük tepkisini çekti elbette. Çünkü doğrudan onların faaliyetlerini ilgilendiren yönetmelik onlara danışılmadan ve onlara rağmen çıkarılmıştı. Bugün 100 bin kişiye yaklaşan muhasebe ve denetim mesleğinin sorunlarını ve yönetmeliği stüdyo konuğumuz İSMO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yahya Arıkan'la konuşacağız. Yahya Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Öncelikle bize biraz yönetmelikten söz edin. Şimdi o değişikliklere geleceğiz birazdan ama nedir bu yönetmelik? Yani hangi nedenlerden dolayı çıkarılır ve neleri düzenler öncelikle? Şimdi tabii bu yönetmelikten önce Kamu Gözetim Kurumu oluşumu çok tartışmalı bir şekilde gerçekleşti. Belki kısaca ondan da bahsetmek tabii, lazım. Şimdi biliyorsunuz dünyada bu muhasebe skandallarından sonra, hı hı, özellikle Enron'dan sonra bağımsız denetim sürecinde meslek örgütleri dışında bağımsız kurumlar tarafından gözetlenmesi uygulaması geldi. Hı hı. Şu anda dünyanın birçok ülkesinde bu tip gözetim kurumları var, söz konusu. Hı hı. Ama adından da olduğu gibi kurumun tek bir amacı var. Bağımsız, özerk ve de gözetleme üzerine olması gerekiyor. Hı hı. Ama maalesef bizdeki kurum 8-10 tane görevi üstlenerek oluşturulmaya çalışıldı. Hı hı. Örneğin sizin de bildiğiniz gibi bir muhasebe standartları kurumu vardı. Bu kurum lağvedildi. Çok hı hı, başarılı çalışmalar sürdürülüyordu. Bu kurum muhasebe standartlarını, denetim standartlarını, lisanslamayı, yani bağımsız denetimin kimler yapacağını, gözetlemeyi ve bir de etik ve disiplin gibi konuları üstlenmiş vaziyette ki bunu dünya ölçeklerine baktığınız zaman dünyada böyle değil her şeyden önce. Hı hı. Hatta ya acaba biz mi bu konuda yanlış mı bakıyoruz, duygusal mı bakıyoruz diye bir arama toplantısı yaptık. 2 Mart'tan ki bunu yakında tüm kamuoyuna aktaracağız, paylaşacağız. İlk defa da sizin vasıtanızı da aktarmaya çalışıyorum. 12 bilim insanının katıldığı bir toplantı, hı hı, mesleki derneklerin katıldığı bir toplantı, uygulamacının katıldığı bir toplantı da kesinlikle bu kurumun oluşumunun bu kadar görevi üstlenmesinin bilimsel olmadığını ve dünya gerçeklerine uygun olmadığı konusunda herkes hemfikir kurumun oldular. Kurumun varlığında bir sorun yok ama işleyişi bakımından sanırım tabii, sorgulama yani, içindesiniz. Biz de bir ayrı bir kurum tarafından gözetlenmesinin herhangi bir itirazımız yok. Hı hı. Hatta bazı ülkelerde gözetleme konusu, yani bir meslek bürosunun yaptığı denetimin kaliteli olup olmadığını, hı hı, başka bir göz tarafından denetlenmesi konusu. Peki. Bunu bir meslektaş da yapabiliyor. Bağımsız bir kurum tarafından yapılabiliyor. Dolayısıyla bu kurum böyle oluştuğu için maalesef gelen yönetmelik de bu anlayış da meydana geldiği için şu andaki yönetmenin içine mutlaka gireceğiz ama hem TÜRMOP tarafından dava açıldı, hı hı, hem de İstanbul Mali Müşavirliği tarafından dava açtık bu yönetmenin iptali konusunda. Dediğimiz gibi yönetmelik önce neleri düzenliyor? O konuda çok kısa bir bilgi verir misiniz bize? Şimdi bakın bizi bu programı binlerce meslektaşımın ben izlediğini biliyorum. Hı hı. Şimdi burada sorun şu. Meslek bağımsız denetim yapacakların yeniden lisanslamak istiyor. Yani lisanslamaktaki kastı yeniden sınava sokmak istiyor. Hı hı. Şimdi bakın mali müşavirlik mesleğinde artık çok özür dilerim, mesleğe girerken önce staja başlama sınavına giriyorsunuz. Sonra 3 yıl staj yapıyorsunuz. Sonra yeterlik, evet, 3 yıl staj. Bakın hiçbir meslekte yok. Avukat da yok, doktor da yok. Mimar mühendis de yok. Bir tek mali müşavirlik mesleğinde var. Hı hı. Artı yeterlik sınavına sokuyorsunuz. Hı hı. Diyor ki bu kurum, hayır bunları ben tanımam diyor. Düşünün, bir TÜRMOP tarafından verilen bir ruhsat var. Ben bunu tanımam diyor. Hı hı. Ne yaparım diyor. Yeniden 3 yıl staj yaptırırım. Yeniden sınava tabi sokarım diyor. Şimdi baştan biz bir kere buna karşıyız. Denetçi olmak için bu şimdi yasal düzenlemeyle denetçi olmak için ek koşullar getiriliyor. Bu saydığınız onlardan? Bunlardan bir tanesi bu. Yani diyor ki 3 yıl staj yapacaksın diyor. Şimdi iki bölümü var bunun. Bir,
müktesap hak dediğimiz 15'ini dolduran serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler var. Bunlar sınava girmeyecekler. Bunlar bir eğitime katılmak koşuluyla o eğitimi tamamlayanlar bağımsız denetçi ünvanı alacaklar. Ama sorun bunun dışında kalan kesimin özellikle genç arkadaşlarımızın önünü kesilen bir anlayış bu. Çünkü biz bağımsız denetim sürecinin genç arkadaşlarımızın yapacağına inanmaktayız. Enerji onda, birikimler onda. Deneyimli arkadaşlar da onları abilik edecekler, mentorluk edecekler, kurumsal yapılarını alacaklar, ortak edecekler. Birinci nokta gençlerin önü kesmesi noktası, bir karşı çıktığımız nokta bu. Biraz önce ifade ettiğim gibi yani bir kişi hem meslek mühendisliği olurken staja başlama, staj ve sınava girdikten sonra tekrardan staj ve sınav hakla adaletli bir ilgisi olmadığını veriyor. Başka ne tür değişiklikler, ek koşullar getirildi? İkinci olarak bir eğitim konusu getirildi. Bakın Türkiye'de iddia ediyorum böyle büyük proje hemen hemen yok gibidir. 45 bin tane insan eğitildi. 45 bin tane insan. Bu 45 bin tane insan yaklaşık 6 ay süren bir eğitim sürecinde kar demeden, kış demeden, 1 lira ücret ödemeden TÜRMOP eğitim projesi adı altında bir eğitim yaptık. Bağımsız denetçi sürecini hazırlamak için. Yani insanlara TTK eğitimi verdik, finansal raporlama eğitimi verdik, bağımsız denetimin ne olduğunu, nasıl uygulayacağını eğitimini verdik. TÜRMOP bünyesinde mi verildi? TÜRMOP bünyesinde ve odalarımız vasıtasıyla sürdürüldü. Ve bunu yaparken de 8-10 tane üniversitenin desteğini alarak, bu konusunda en iyi uzman insanların desteğini alarak, ayrıca uygulamacı denetim firmalarının katkılarını alarak bir eğitim programı planladı. Şimdi ne oldu? Bu eğitim programını hayır diyor, ben bunu da kabul etmiyorum diyor. Bunu tanımadılar mı bu eğitim? Evet, hiçbir gerekçe göstermeden. Eksi mi var, fazlası mı var? Hiç bunlar da belli değil. Ama ne yaptılar karşılığında? Birçok üniversite ismine girmek istemiyorum. 4 bin lira, 5 bin lira insanlara eğitim parası vermeyi zorlayarak bir sürece girdiler. Ve o bunu, kişiler, o eğitimden geçen kişiler şimdi tekrar para verip mi bir eğitim almak durumundalar? Evet, evet. Yani bizim verdiğimiz eğitimin ki verdikleri üniversitelerin hazırlığı yok şu anda bildiğimiz kadarıyla tartışılı bir boyutta. Siz bu eğitimi yok sayaraktan yeniden insanlara bir eğitime zorlamanız, az üstüne bir para bedeli almanız ve bu da ülke kaynaklarının bu kadar bol kaynağımız yok. Nereden baksanız diyelim ki 45 bin insanın veya 90 bin üyemiz var. 90 binin hakkı olan bir şeyi de böyle bir eğitime kattığı zaman 500 trilyon bir rakam yapar ki bu ülkenin bu kadar kaynağı yok. Biz buna da tepkimizi koyduk. Dolayısıyla iki şey oluştu. Camiamızın özellikle buradan teşekkür ediyorum. Acele etmemelerini herkese söylüyoruz. Çünkü örneğin 15'lik dolduran arkadaşlarımızın 31 Aralık 2014 tane kadar başvuru süreleri var. Artı bir de bağımsız denetimle ilgili süreç ortada yok şu anda. Biliyorsunuz yeni TTK yürürlüğe girdi. Ama bağımsız denetime tabi konularda cirolar belirlendi biliyorsunuz. İşte 100 milyon aktif toplamı, işte 200 milyon ciro ve 500 işçi çalışanları iki şıktan hangisini tercih ediyorsunuz? Bu firmalar bağımsız denetime tabi oldu. Bunda yaklaşık Türkiye'de sayısı 1500-2000 civarında. Şimdi büyük bir çoğunluk şu anda bir denetim olgusu yok. Artı gözetim kurumunun ne olduğu da şu anda belli değil. Nereden diyeceksiniz? SPK lisanslama yetkisini devam ettiriyor. Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu yetkisini devam ettiriyor. Ortada olmayan bir denetimde olmayan bir gözetim kurumu koydular. Böyle bir bilgi kirliliği, kafa karışıklığı ve şunu neden söylüyorum. Neden peki? Gerekçesi, hedefi ne? Mesela ne amaçlandı bu değişiklikle, bu ek koşullar getirilerek? Şimdi yasalarda belirlenmiş koşullar üzerine yeni gerekçeler getirilmesi anlamı taşıyor bu. Neden yapıldı sizce? Şimdi bakın 2008 yılında kanunlu kararname ile gözetim kurumu oluştu biliyorsunuz 660'da. 2008 yılında şu anda parlamentonun kadık olan bir bağımsız denetim ve gözetim kurumu gibi bir yasa tasarısı var. O tasarıda aynen bir önce dile getirdiğimiz konular diyor ki bir meslek örgütüyle iş yapacağız. Diyor. Sen diyor gözetleyeceksin diyor. Muhasebe ve denetim standartı ayrı bir kurum olacak diyor. İşte bu kurum
ne olduysa bunları yok sayaraktan dünya ölçeklerine uygun olmayan bir sürece girdi. Tabii bunun altı ne yatıyor biz de bilemiyoruz. Ama bizim bildiğimiz tek şey bu yapılan dünya ile uygun değil. İşte biraz önce anlattığım 3 yıl staj yapıp sınavla meslek mezunu olan insanların herkesin hakkı olduğunu ifade etmeye çalışıyoruz. Hı. Ama bu da şu anlama gelmiyor. Yani 90 bin kişi denetçi olacak diye bir kuralımız yok. Çünkü bağımsız denetim bir ekip işi, bir takım işi. Kurumsal yapımız olması gerekiyor. Siz o verdiğiniz eğitimlerde, TMAP bünyesinde verilen o eğitimlerde o süzgeçten geçirilmiyor mu bir şekilde? Hayır. Şimdi biz ilk etapta insanlara herkesin, ruhsatlı olan herkesin hakkı olduğunu inanın için bir eğitim veriyoruz. Hı hı. Ama ikinci ayağında bunun bağımsız... Yani eğitim alan herkes, bu süreçten geçen herkes denetçi olabiliyor mu? Hakkıdır. Yapıp yapmamak başka bir şey. Hı hı. Yani mantıken Türkiye'de 90 bin üyenin hepsinin denetçi olacak diye bir kural yok. Bugün denetim yapmanız için finansal tabloların düzenlenmesi lazım. Finansal tabloyu düzenleyenler olacak, onu denetleyenler olacak. Hı hı. Şimdi sonuçta burada herkesin yapması anlamında değil mi? Hak başka bir şey, yapması başka bir şey. Yapma konusunda da tüm dünyada olduğu gibi ki bizde de bu iş böyle. Denetim bir takım meselesi, ekip meselesi. Hı hı. Bu boyutta da mesela ismi olarak kurumsallaşma üzerine ciddi çalışmalarımız var. Yani nasıl bir kurumsal yapı oluşabilir, kaliteli hizmetler nasıl verilebilir, bunlarla ilgili çalışmamız sürüyor. Zaman da var önümüzde. Kısaca diyoruz ki bu diye yönetmeni geri çekin. Hı hı. Siz sadece gözetleyin. Bizim yaptığımız eğitimler yetersizse bu eğitimlerin şöyle olması konusunda öneride bulunun. Onu da gözetleyin hatta. Bunu da göz ardı ediyorlar. Yani bu çok başarısız bir çalışma içerisinde. Bakın mesela TÜRMOP'la odalarımızla bugün gerek Maliye Bakanlığı, gerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, gerekse Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ciddi bir diyalog içerisinde. Yani biz işte sorunları getiriyoruz, çözüm önerimizi koyuyoruz. Onlar sahiplerini dinliyorlar. İlk defa bir bürokrasi, bir bürokrat, bir kurumun başında yeni kurulan ve bugüne kadar Türkiye'de yapılan denetim deneylerimizin hiç yokmuş gibi sayan, yeniden bir yapılanma içerisinde olan bir anlayışla karşı karşıyayız. Bence bu yapının başarılı olması mümkün değil. Zaten önce ifade ettiğim gibi SPK ayrı yolunda gidiyor, BDDK ayrı gidiyor ki gözetim kurumu oluşmasının bir neden de denetimdeki çok başarılı teke indirmesini amaçlıyordu. Bu da ortadan kalktı. Hı. Herkes kendi yolundan devam ediyor. Yani sonuçta ruhsatlarımıza herkesin saygı duymasını istiyoruz. Ama biz herkesin eğitimden geçmesini istiyoruz. Ve bunu yaparken de kaliteli bir denetim vermesiyle ilgili altyapımızı kurmak istiyoruz. Zaten anladığımız kadarıyla da hani denetçi olabilmek için de konuşmamızın başında o saydığınız şeyler pek de kolay şeyler değil. Hani 3 yıllık bir deneme süresi, eğitimler, o bitmek bilmeyen eğitimler falan. Gerçekten kolay da bir şey değil. Şimdi bu yönetmeliğin siz yasalara ve yasalara bağlı düzenlemelere aykırı olduğunu savunuyorsunuz. Peki bu yönetmelik geri çekilmezse ne olacak? Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz, açıkça söylüyorum. Çünkü bilimden yanayız, hukuktan, adaletten yanayız. Bu dünya ölçeklerine uygun bir davranış değildir. Getirsinler açık oturumda bunları tartışalım. Dünyanın birçok yerinde bahsettiğim gibi gözetim tek başına yapılan bir iştir. Asıl amacı budur. Dolayısıyla bu kurumun, bizim kurumla tartıştığımız nokta gözetim dışındaki yetkilerini özel bağımsız kurumlara devretmesidir. Artı lisanslama olayı da tüm dünyada olduğu gibi meslek örgütünü yapmasıdır. Onun dışında bu kurum bağımsız denetim işi yapanların yaptıkları işi kaliteli yapıp yapmadıklarını gözetlemesin diye bir iddiamız yok. Öyle bir talebimiz yok. Ama maalesef 5-6 tane görev üstlenen bu kurumun başarılı olamayacağını, amacına ulaşmayacağını, nasıl error çıkış nedeniyle bu kurum unutuyorsa error gibi bu kurumda patlayacaktır. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi diyorsunuz ki dünya ölçeğine aykırı ama bir yandan da bu yönetmelik Avrupa Birliği uyum yasalarına hani uyumluluk çalışmaları sürerken çıkartıldı. Biraz onu karşılaştıralım mı? Avrupa Birliği yasa ve tüzükleriyle ne ölçüde uyum içerisinde, ne ölçüde, hangi noktalarda çelişiyor mesela bu yeni yönetmelik? Şimdi bakın biraz önce 2008 yılındaki parlamentodaki bir yasadan bahsettim. Hı hı.
Şimdi bu kurumun oluşumu 2008 yılında eğer meclisten geçmiş olsaydı böyle bir yönetmelik önümüze gelmeyecekti. Şimdi 2008 yılında parlamento sevk edilen kanun tasarısı hükümet tarafından gelen bir tasarı. O da Avrupa Birliği'ne uygun bir tasarıydı. Ne oldu ki 2011'de aradan 3 yıl geçtikten sonra farklı bir yöntemle yol yürüyor? Bir kere burada bir anlayışın temelinde başka niyetler olduğunu gözlemliyorum. Yani dolayısıyla burada bilimsel bir tartışma ortamımız yok her şeyden önce. Çünkü 2008'de sevk ettiği konuda iş şu, herkes kendi işini yapıyor. Yani muhasebe standartını özel bir kurum götürüyor, denetim standartını özel bir kurum götürüyor, mesleğe giriş koşullarını lisanslamayı meslek örgütü götürüyor ve de o bağımsız denetim işini yapanı da bağımsız bir kurum tarafından kamu gözetim kurumları gözetliyor. Buna uygun olmadığı sürece bunun bilimsel bir yanı asla söz konusu değil. Biz bunu iddia etmeye çalışıyoruz. Bu haksızlığın düzeltilmesini istiyoruz. Dolayısıyla burada 8. yönergeye uygun olarak, direktif uygun olarak hazırını söyleseler de hiç gerçek bununla bağdaşmıyor. Bir önce ifade ettiğim, yakında da kamuya sunacağımız bilim dünyasıyla ortak bir yatırım çalışmada aynen bizim düşüncelerimizi doğruluyor şu anda. Yani şimdi bu yönetmelikle mesleğiniz üzerinde kısa ya da uzun vadede ne gibi olumsuzluklar bekliyorsunuz? Biraz daha açalım mesela. Nelerle karşılaşacaksınız? Şimdi tabii bağımsız denetim bir meslek değil, bir iş her şeyden önce. Muhasebe mesleği, finansal tabloları düzenleyen,